Wonder Kitbin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe transfer günlüğü videolarıyla devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin bugünkü transferi, daha doğrusu resmileşen transferi, uzun zamandır da beklenen transferi Joao Pedro'yu anlatmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince Joao Pedro'nun hangi formasyonlarda katkı verdiğini, nasıl futbolcu olduğunu, iyi yönlerini, eksi yönlerini hep beraber konuşmaya çalışacağız. Hepinize şimdiden keyif sayılar diyerek golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayız. Golver.com bizim son dakika spor haberlerini, günlük iddia tahminlerini ve köşe yazılarımızın da bulunduğu sitemiz. Sitemizin linkini de açıklamaya bıraktık diyerek Joao Pedro videosuna geçelim. Müzik <laughs> Joao Pedro son zamanlarda menajer oyunu olup olmadığı, Galatasaray'ın da işin içinde olduğu, bir anda Fenerbahçe'nin girdiği ve bir hafta gibi kısa bir sürede de bitirdiği söylenen bir futbolcu. Galatasaray ile adı geçerken de birazcık araştırmaya çalışıyordum ben. Ondan sonra hatta o zamanlarda Fenerbahçe'nin de bence böyle bir futbolcu ihtiyacı var diye kendi kendime düşünüyordum. Sonra bir anda Fenerbahçe girdi işin içine. Di Marzio yazdı, Fabrizio Romano yazdı. İkisi de Fenerbahçe'nin Joao Pedro'yu direkt getireceğini, her şeyin anlaştığını vesaire söylemeye başladı. Yerli basın ise birazcık aksine konuştu. Galatasaray Galatasaray muhabirleri tarafından birazcık Fenerbahçe 6,5 milyon eurolar, 7 milyon eurolar teklif etti gibi durumlar oldu. Aslında Joao Pedro transferi o yüzden birazcık sancılı bir hikaye oldu iki takım açısından da. Yani yurt dışı taraflı, yurt dışı yabancı oyuncu taraflı birinde daha Fenerbahçe ve Galatasaray bir transfer çalım yarışına girmiş oldular. Fenerbahçe kazandı. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu bir futbolcuydu bence. Fenerbahçe'ye 4 milyon 680 bin euroya mal oldu Joao Pedro. Artı 400 bin euro civarında bir bonus var. Yıllık 2.1 milyon euro maaş alacakmış. 3 yıllık sözleşme al Joao Pedro. 92'li 30 yaşında şu anda. Sözleşmesi bittiğinde 33 yaşında olacak. 4 milyon 680 bin euro bon servis. Joao Pedro gibi futbolcu için bence çok ideal paralar. Çok gayet makul paralar. Çünkü Pedro birazdan anlatmaya çalışacağız. Geçen sezonlarda hani hatta geçen sezon dedik MLS'den 16 milyon euroluk bir teklif de varmış Kaliari'ye. Genelde zaten Joao Pedro için söylenen fiyatlar hep böyle 6'lar, 7'ler, 8'ler civarıydı. Galatasaray'ın 5,5 verdiği söyleniyordu. Fenerbahçe daha fazlasını verdi diyorlardı ama bon servisi ve 3 yıllık maaşıyla beraber haber. toplamda Fenerbahçe'ye hemen hemen 11 milyon euro civarına mal olacak bir transfer Joao Pedro ve Joao Pedro bence 11 milyon euro direkt net olarak performans transferi. Yani oyuncunun ne vereceği belli bir transfer. Yaşından ziyade bence hani yaşa ne vereceği belli olan futbolcularda yaşa takılmak anlamsız. 30 yaşında da olsa 30'dan 33'e kadar gayet verimli performans verebilecek, skor alabileceğimiz ve saha içerisinde ön hatta direkt bizim kalitemizi yükselten, seviyemizi yükselten bir transfer. O yüzden bu verilen paralar 4.6 milyon eurolar hele Avrupa için. Çeyre paralar. Bence çok makul, çok da iyi bir transfer oldu. Joao Pedro Palermo altyapısında başlamış. Ondan sonra hemen hemen zaten ilk 18'den 22'ye kadar birçok takıma gidip gidip geliyor ama 22 yaşında Estoril'den Cagliari'ye transfer oluyor. Zaten 8 sezondur da Cagliari'de, seri B'de de oynadı, seri A'da da oynadı. 22 yaşında Cagliari'ye giden bir futbolcu Joao Pedro. Brezilya doğumlu ve İtalyan bir futbolcu. Hatta bir İtalyan muhabir olabilir veya bir İtalyan yorumcu olabilir. Şöyle bir yorum yapıyor Joao Pedro için. Joao Pedro İtalyanlar kadar sağlam, çalışkan ve kuvvetli kuvvetli bir futbolcuyken Brezilyalılar kadar da saf bir yetenek diyor. Brezilya doğumlu olmasına rağmen İtalyan bir futbolcu Joao Pedro. Cagliari ilk geldiği dönemden itibaren sırasıyla 30, 41, 22, 24 maçları ilk 4 sezonlarında çıktı Joao Pedro ve 3 farklı hoca ile çalıştı. En son Joao Pedro bu zamanlarda çok takımın bel kemiği değildi bence. Hatta bu dönemlerde ilk 4-5 sezonunda Joao Pedro çift santraforun bir parçası bir 9.5 misali değil. 10 numara kenar forvet bazen 4-1-3-2'deki üçlünün kenarlarından gelen bazen çam ağacı dizilimindeki öndeki pivotun arkasındaki ikiliden biri olan yani birçok formasyonun birçok mevkisinde, birçok rolünde yer almış bir futbolcuydu ve o zamana kadar da çok ciddi bir katkı yani skor anlamında değil. Oyunun çok içerisinde takımın bel kemiği olan bir futbolcu Joao Pedro değildi. Ondan sonraki sezonunda Rolando Maran geldi ve Maran ile beraber Joao Pedro da kariyer zirvesini yaşamaya başladı. Çünkü Maran bir çift forvet ustasıydı. Çift forvet oynatmaya başladı. Hatta oynadığı zamanlar hepimizin artık bildiği şu an Verona'da olan Giovanni Simeone vardı ve Simeone ile Pedro'yu beraber oynatıyordu. Pedro da Simeone de hareketli. İkisi de aslında tam 9 olmayan ama ikisi de 9'un da özelliklerini yapabilirken çok daha hareketli. Sırt dönük oyundan ziyade yüz dönüyor daha çok seven futbolcu tarzlarıydı. Daha doğrusu oyuncu profilleriydi. E Joao Pedro da Simeone ile bir beraber çok daha fazla katkı vermeye çalıştı. Hatta eksi yönlerinden birinde de bundan bahsetmeye çalışacağız. Joao Pedro'nun ben kendi açımdan çift fuarot oynadığı maçı da izledim. 10 numara oynadığı maçı da izledim. Toplamda 8 tane maçını izledim geliyorum. Bu sezondan da izledim. Geçen sezonlardan da izledim. En büyük gördüğüm artı özelliği çift forvette daha doğrusu en büyük gördüğüm dezavantajı da diyebilirim buna. Çift forvetteki yanındaki profile göre çok fazla oyun içinde şekli şemali değişebilen bir futbolcu. Keita Balde ile çok güzel sezon geçirdi. O sezon 16 tane attı. Giovanni Simone ile çok güzel sezon geçirdi. 19 tane attı. Yani yanındaki profil daha hareketli oldukça Joao Pedro'nun da verimi arttı. Hatta tam 9 Pavoletti kullanıldığı zaman da oyun içerisinde çok silik bir futbolcuydu Pedro. Pedro Pavoletti ile beraber daha doğrusu sırt dönük oyun oynayabilen bir maçını da seyrettim yanındaki futbolcu olarak. Pavoletti'nin olduğu maçta mesela Joao Pedro 9 olunca yanında tam 9 olunca Fenerbahçe için bunu Serdar Dursun açısından söyleyebiliriz. Yanında Serdar Dursun tarzında biri olunca Joao Pedro birazcık forvet gibi değil tamamen 10 numara gibi oluyor. Bu da onun bence verimini düşürüyor. Onun dışında Cagliari için Cagliari gibi bir takımda aslında Joao Pedro'nun yaptıkları bence şahane. Neden? Çünkü Cagliari Serie A'nın hücum açısından en zayıf takımlarından birkaç tanesi ki zaten bu sezon da küme düştüler. Hücum açısından fazla çeşitliliği olmayan, fazla varyasyonu olmayan, oyuna hükmedemeyen ve ille de gol mentalitesinde olmayan genelde oyunu tutalım, gol yemeyelim bir puanlar bizim için iyidir. Hani küme takımlarından biri olduğu için oralarda bu istatistikleri yapması çok çok önemli. Hatta bir istatistik var. Birazdan da paylaşmaya çalışacağım. Mesela Cagliari geçen sezon İtalya'da en az gol atan 3. takımmış. 34 tane gol atmış Cagliari. 17'si Pedro'nun %50'sine katkı vermiş 34 golün. Yani Cagliari gibi bir takımın attığı tüm gollerin sezon içerisinde Serie A'da yarısına katkını veren tek bir futbolcu olması şahane iş. 2 sezon önce Kaliari yine en az gol atan bu kez dördüncü takım. 43 gol atmış. 19'una Joao Pedro katkı vermiş. Bu da yüzdelik dilimde 44'e geliyor. 3 sezon önce ise 52 tane atmış Kaliari. Bu kez de 23'üne Joao Pedro katkı vermiş. Bu da %44'ünü yapıyor. Yani Joao Pedro 3 sezondur kendi takımının attığı gol sayısının %44'üne, %44'üne ve yüzde %50'sine katkı veriyor. Ve Kaliari gibi hücum gücü düşük bir takımda da bunu yapabilmek bence şahane iş istatistikler. Başka bir istatistik daha var. Benim çok şaşırdığım mükemmel bir istatistik bence. Son 3 sezonda Serie A'da penaltıları dışarı çıkarttığımız zaman en çok gol atan futbolcular arasında Joao Pedro 3. İlk 5'i sizlere sayayım. Lorenzo Insigne 17 gol. Andrea Belotti 23 gol. Joao Pedro 36 gol. Duvan Zapata 38 gol. Dusan Vlahovic 39 gol. Yani penaltılar haricinde en fazla gol katkısı veren en fazla gol atan futbolculardan birisi Joao Pedro. Zaten son 3 sezonda Joao Pedro toplamda 50 9 gole katkı veriyor. Yani 3 sezonu böldüğümüzde hemen hemen 20-20-20 dahi e, diyebileceğimiz bir katkı. Mükemmel Serie A için bu ne kadar iyi bir futbolcu aldığını Fenerbahçe'nin sadece istatistiklerle değil skorla da takımla da uyum ile de baktığımız zaman bence görmek mümkün görülmesi de gereken bir futbolcu. Geçen sezon şöyle bir istatistik var. Geçen sezonun 25. haftasına kadar Joao Pedro Serie A'nın en çok foil alan oyuncusuymuş. Bu birazdan Joao Pedro'nun oyuncu özelliklerine geldiğimiz zaman dikkat edeceğimiz bir özelliği, dikkat edeceğimiz bir istatistik Transfer dedikoduları çıkmış geçen sezon hakkında onlara birazcık baktım. Geçen yıl MLS'tan 16 milyon Euro'luk bir teklif geliyor Cagliari'ye. Yıllık da 3,5 milyon Euro Joao Pedro'ya geliyor ama Cagliari bu teklifi kabul etmiyor. 3 sezon önce ise Torino'dan Cagliari 20 milyon Euro istiyor. Torino ise satış yaparsak Pedro'yu alabiliriz diyor. Satış yapamıyor. Gerçekleşmiyor transferi. Yani neden bu kadarı ise Cagliari'de kalmış. Bazen söylenen sözler bunlar ama bir takımın bonservis isteği çok yüksekse bazen Serie A'da diğer takımlar tarafından karşılanmıyor ve Seria'da Riyada da yıllık maaşlar düşük olduğu için 2 milyon euro Joao Pedro'ya 2 milyon eurodan fazla veren takımın da çıkmaması Normalde oyuncu özelliklerine geçecek olursak Bence Joao Pedro'nun artlarından başlayayım Eksilerini de söylemeye çalışırım Şimdi Joao Pedro en başta Adımları çabuk bir futbolcu Bu ne demek abi? Mesela bir Musa Sov Bir Nikola Sanelka Adımları daha uzun Ve uzun metrajlı e, Açık alan topçuları olurlarken Joao Pedro ise bir tık daha Adımları kısa Daha çevik ve e, Kısa çalımlar atabilen Bileklerine bir biraz daha hakim futbolcu tarzlarından Serie A'dan gelmesi bence ligi adaptasyon konusunda Joao Pedro'nun sıkıntı yaşatmayacak bir futbolcu. Çünkü Türkiye için her zaman şu söylenir. Türkiye çok sert bir lig. Abi bizdeki sertlik birazcık bamgüm sertliği ama fiziksel anlamda, ikili mücadele anlamında ne Serie A ile ne de Premier League bence yarışamayız ki Joao Pedro Serie A gibi belki de dünyanın en sert ligi diyebileceğimiz, en tutucu en fiziksel özelliklere dayalı liglerinden bir tanesini de bu kadar istatistik yapmışken ben burada da bir uyum sorunu, adaptasyon sorunu çekeceğini düşünmüyorum. Pedro için en büyük artı özellik bence bu ikili mücadelelerden kaçmaması. 1.84 boyu var Pedro'nun 77 de kilo ama Pedro fiziksel anlamda cüssesiz veya cılız veya hani iyi futbolculardan bir tanesi değil. Joao Pedro bir ikili mücadeleye girmekten çekinmeyen bir futbolcu en başta. Bu Fenerbahçe'nin son dönemlerde getirdiği santraforlar ve veya forvetlere baktığımız zaman daha çok kaçak dövüşen futbolculardan sonra Joao Pedro'nun bize ilaç gibi geleceği yani genelde zaten stoperlerin kucağında kalmayan bir profil olmasına rağmen hani e, demarki olabilen daha çok kenarlarda kenarlara giden derine gelen top alan yüzünü dönen bir profil olmasına rağmen stoperlerin kucağında kalsa dahi bence bize sıkıntı yaratmayacak bir profil. Sırtı dönük oyun Fenerbahçe için çok konuşulan bir şey. Joao Pedro'nun sırt dönük oyunu bana göre var. E, yani sırt dönük oyundan kastımız illa iki tane stoperi sırtını alıp gelip duvar olacaktan bahsetmiyorum. Derine gelip tek paslarla oyunu yönlendirebilecek bir sırt dönükten. Mesela Fenerbahçe Emre Mori ile atak şekillendiriyor. Joao Pedro bir tane stoperi sırtını aldı. Emre Mor Emre Mor Pedro'ya attı. Joao e, Joa Pedro da Emre Mor'a tekte geri verebilecek kalitede. Pas yeteneği ve teknik kapasitesi yüksek bir futbolcu bence. E, orta sahaya kadar top almaya gelir yazmışım. Orta sahaya kadar top almaya gelmesi işte bu sırt dönük oyunda Fenerbahçe için e, bu ikili yapmakta bence çok önemli. En başta Joao Pedro bir golcü. Bir tilki golcü. Hatta lakabı da galiba öyleymiş. Tilki golcü deniyormuş. Gol repertuarı çok yüksek bir futbolcu. Seriada attığı son 3 sezondaki 59 golü bakacak olursak zaten golün her türlüsünü atmış olduğu da gözüken bir futbolcu. Sağ ayakla atabiliyor, sol ayakla atabiliyor, kafayla atabiliyor ve en büyük özelliği tek vuruş yapabiliyor. Bu bence santraforlar açısından çok önemli bir şey. Çünkü bir forvet tiplemesi veya santrafor o topu ceza sahası içerisinde kontrol ettiği zaman da stoper ona ağzına ağzına basıyor. Türkiye Ligi'nde özellikle döndürmüyor. Ama Joao Pedro tek vuruş yapabilme özelliği ile buralardan kurtulabiliyor ve oyun oyun sezgisi bence çok yüksek bir forvet Joao Pedro. Yani Fenerbahçe sağdan veya soldan herhangi bir yerden atak şekillendirirken Joao Pedro duracağı yeri çok iyi biliyor. Bu illa stoperden kaçması demarke anlamında, boş bulunma anlamında değil. O topun e, ceza sahası içerisinde nereye düşebileceğini, nereye sekebileceğini bilen ve hep orada bulunan bir futbolcu. Bu forvet sezgisinin yüksek olması bence Fenerbahçe için çok önemli bir ihtiyaçtı son zamanlarda. Tek vuruş yapabilir. Hava toplarında iyidir yazmışım. Ceza sahası içerisinde de e, sürekli kendine yer arayan, sağa sola deplase olan bir futbolcu profili Joao Pedro'nun artları bana göre bunlar. Şöyle bir dezavantajım her zaman oldu. Vardı. Hatta Kaliari birazcık daha savunma takımı olduğu için açık alanda mı oynar diye vardı. İzledim Joao Pedro'nun maçlarını Joao Pedro dar alanlardan da çıkabilen, dar alanlarda da oyunu orada oynayabilen bir futbolcu gibi gözüktiği için gözüme böyle bir dezavantajının da olmayacağını düşünüyorum. Karakteristik yapısı hakkında da bir makale okudum. Ya yani daha doğrusu ailesi ile beraber röportajlarına baktım da çok çok iyi bir aile babasıymış. Ailesine de çok çok düşkünmüş. Oğlu var. Oğluna çok düşkünmüş. Eşine çok düşkünmüş. Gece hayatıyla ilgili hiçbir e, yani Cagliari taraftarları hariç İtalya basınında da Joao Pedro'ya dair kötü negatif bir saha dışı olay hiç görmedim. Bir doping olayı var. Onda da zaten doktoru suçlu bulunmuş. Doktor yanlış bir ilaç vermiş. Joao Pedro suçsuz bulunmuş. Bence en büyük eksisi Joao Pedro'nun yani bunu nasıl nitelendirilebileceğini bilmiyorum ama yanındaki oyuncu profiline göre oyunu çok fazla değişen bir profil. 10 numara Joao Pedro'yu mesela istemem Fenerbahçe'yi ama 9.5 Joao Pedro'yu çok isterim. Daha iyisi belki de bulunamaz diyebilirim. Yanındaki oyuncu hareketli bir oyuncu olmadığı zaman yani Joao Pedro'yu alan açmayan bir futbolcu olduğu zaman Joao Pedro maç içerisinde silik bir performans gösteriyor. Abi nasıl? Yanındaki futbolcu o topu hani illa stoperlerin kucağında kalıp Pedro'ya ben sadece yerimde durayım da al ver yapayım değil. O da kaçacak, stoperi götürecek, sağa deplası olacak, sola deplası olacak. Pedro'nun da önünde bir alan olacak. Pedro böyle oynamayı daha çok seven, diğerini pek beceremeyen bir futbolcu benim gözümde. Eksisi olarak ben bunu söyleyebilirim. O yüzden Fenerbahçe'nin mevcut düzeninde Joao Pedro'nun Joshua King ile Ener Valencia ile çok çok iyi. Hatta Diego Rossi ile çok çok iyi ikili e, forvet olacaklarını düşünüyorum. Hatta belki de ismi çıkan Alessandro Playa ile. ikisi de hatta Joao Pedro ve Playa birisi ee, çabuk adımlar atan, kısa adımlar dar alanda oynayan, birisi daha açık metrajlı ikisi de deplasyon olabilen, ikisi de kenarlara kayabilen futbolcu tiplemeleri birbirleriyle çok iyi olabilirler bence Joshua King de bence bunlardan birisi ve Jorge Jesus oyununda şöyle bir artısı daha var cevap Pedro'nun. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Jorge Jesus Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ön alanda baskı Ön alanda %100 pres istiyor ve Joao Pedro Cagliari de genel olarak bunu yapmış. Cagliari zaten bir savunma takımı olduğu için Joao Pedro'lu takımda genelde e, hücum oyuncuları çok yüksek şiddette pres yapmak zorunda kalıyor diyebiliriz. O zorunda kalması Fenerbahçe'nin bu sezonki tercih mantalitesi. Bu yüzden burada da Joao Pedro'nun Jorge Jesus oyunuyla ben uyuşacağını düşünüyorum. Fenerbahçe bence transfer sezonundaki en net eklemesini yaptı Joao Pedro ile. Bu, para, bu paralara da Pedro getirmek bence çok makul iş. E, performans olarak ne vereceği belli olan bir futbolcu aldık. E, son 3 sezonda damga vurmuş Serie A'ya bir futbolcu aldık. Fenerbahçeliler bence kalite anlamında bunun tadını çıkartmalılar. Joao Pedro 30'dan 33'e kadar biz de e, önümüzdeki 15 tane falan çok net atmasını bekliyorum. Allah'ın izniyle de Fenerbahçe için hayırlı olacağını düşünüyorum. Kiev maçının kadrosuna yazamıyoruz ama Graz maçında bizim için inşallah Kiev geçtikten sonra Graz maçında ve lige başlarken hocanın da direkt 11 e atacağını düşündüğüm bir futbolcu. Zaten Kaliari ile de hazırlık döneminde bir kamp geçirdi. Hazırlık maçlarında da oynadı. Hatta 7 tane falan da gol attı hazırlık maçlarında toplamda. Tam bir golcü diyebiliriz Pedro için. Pedro transferi hem Pedro hem de Fenerbahçe açısından hayırlı uğurlu olsun. Bence Fenerbahçe'nin aradığı forvetlerden bir tanesiydi. Şimdi Şimdi bence Fenerbahçe'nin bir forvete daha ihtiyacı var ama önce eldekilerden çıkması gerekiyor. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.